Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere alttan çok yavru vermiş olan Diffenbachia bitkimin saksı değişimini anlatmak istiyorum. Diffenbachia geniş yapraklarıyla göz dolduran güzel bir bitkidir. Ben severim. Elimde de epey miktarda var. Evime çıkarken merdiven köşelerinde, salonumda, bahçemin uygun yerlerinde direkt güneş değmeyen, çünkü direkt güneş yapraklarda yanmaya sebep oluyor. Bir gölgelik ama aydınlık olan yerde 5-6 tane Diffenbachia bitkim var. Şimdi bunu ben köklü olanlar, şu an açıp bakmadım, bazıları gövdeden çıkmış, bazıları yandan çıkmış. Köklü olanları alıp biraz seyreteceğim ve daha büyük bir saksı kullanacağım ve bu büyük saksıyla birlikte de daha büyük bir, daha geniş bir hacim elde etmeye çalışacağım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? İlk önce saksımı kontrol etmeliyim. Siz de bunu yapmalısınız arkadaşlar. Saksıya baktığımızda herhangi bir delik yok. Eğer bu bu şekilde satılıyor, bunu bu şekilde kullanmalıyım diye düşünürseniz çok yanlış olur. Bu kalıp hatasıdır. Şuradaki noktalardan deliklerin açılması gerekir. Delik olması gerekiyorsa mutlaka bunlar açıktır, açık olmalıdır gibi düşünceler yanlış sonuçlar doğurur. Çünkü hiçbir saksı bitkisi delik olmayan saksı da gelişemez. Şimdi hemen, zaten buralar zayıftır arkadaşlar. Bu noktalar zayıf olduğu için hemen keskin bir bıçakla o hizasından geçiyorsunuz. Ve kendiliğinden zaten delik ortaya çıkıyor. Saksınıza çok zarar da vermemiş oluyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi birinci deliğimizi açtık. Diğerlerini de açıyoruz. Yani bunu sıkça duyuyorum. Bu saksının altı neden delik diye soruyorum. Delik değil diye soruyorum arkadaşlarıma. Arkadaşlar aldığımda öyleydi diyor. Ben de onun için delme ihtiyacı hissetmedim diyor. Ve bitkisinin ölümüne sebep oluyor farkında olmadan. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bitkilerimizi genelde çok sulayarak öldürürüz. Kuraklıktan bitkiyi kolay kolay öldürmeyiz. Neden? Çünkü yapraklarını soldurduğu zaman sularız. Hemen birkaç saat içinde kendine gelir. Ama kök çürümesinden, aşırı sudan dolayı kök çürümesinden kaynaklanan solmalarda sularsınız, hala eskiye bir dönüş yok. Bu da bitkinizin ölmeye başladığı anlamına gelir. Hep görüyorsunuz, saksımızı tamamen deldik ve drenaj kanallarını oluşturmuş olduk. Şimdi ben dip kısma bir miktar kendi özel karışımım olan topraktan koyuyorum. Bakın bu toprak sıkı bir toprak değil. Hemen ufalanıyor. Suyu gördüğü zaman suyu olduğu gibi alır. Bitkiye yetecek kadar olan kısmını toprakta tutar. Geriye kalan kısmını tahliye eder. Bu da bitkimizin gelişmesi açısından ideal bir ortam oluşturur. Şimdi bitkimizin boyuna bakalım. Evet, bu kadar yeterli. Koyduğumuz toprak. Şimdi bu bitkim üretim saksıda duruyordu. Bakın görüyorsunuz kökleri ne kadar güzel. Maşallah. Şimdi şu ana gövdeden gelen, bakıyorum altında kökü var mı? Kökü yoksa hiç koparmayacağım. Evet, kökü yok. Kökü olmadığı için hiç koparmayacağım onu. Diğerlerine bakıyorum. Şunun kendine ait kökleri var. Bu da biraz kenara doğru ekebilmemi sağlayacak ve daha hacimli bir saksı oluşturmaya çalışacağım.
ayırırken dikkat edin. Yeni oluşan yavrunun köklerinin ölmemesine dikkat edin. Zaten yavru. Bir de kök sıkıntısı yaşatmamalıyız. Çok güzel köklenmiş. Kökleri çekmekte zorlanıyorum. Görüyorsunuz. Bu birinci bitkim. Şurada dursun. Diğer iki yavruya bakmak istiyorum. Kök oluşturmuşsa alacağım. Evet. Kök oluşturmuş. Dikkatli davranmak gerekiyor. Evet. Bu da ikinci yavrumuz. Üçüncü yavrumuza bakalım. Kök oluşturmuş mu? Evet, oluşturmuş. Çok güzel oluşturmuş ama ana gövdeye bitişik vaziyette. Onun için kesmem gerekecek. Evet, görüyorsunuz köklerini. Bu kökler buna gayet yeter. Şimdi diğer bitkime bakıyorum. Evet, diğer bitkim de kök vermiş ama kökün bir kısmı ana bitkiden geliyor. Acaba bağlantısı var mı diye bakıyorum. Bağlantısını göremiyorum. Onun için riske etmek istemiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Bunu da bu şekilde dikeceğim. Şöyle kenara doğru veriyorum ki buradan hacim bu tarafa doğru yönelsin. Şimdi diğer bitkimi de şu tarafa biraz daha uzağa. Bunları da bu tarafa dikerek hacimli bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Gövdenin bir tarafının direkt saksıya değmemesine dikkat etmemiz lazım. Onun için bu taraftan da toprak koyarak destekliyorum. Şimdi şuradan toprak koyuyorum ve bu gövdenin bu saksı tarafına değmesini engelleyeceğim. Bunlar şimdi ayakta durmakta biraz güçlük çekecek. Üçüncü yavrumu da yerleştireyim. Sonra destekleyici toprakları yerleştireceğim ve dikim işlemini tamamlayacağız. Ana bitkiyi kaldıralım. Sonra açı düzenlemeler yaparız.
Evet arkadaşlar, etkilerimizi diktik. Biraz şimdi destekleme çalışmaları yapıyoruz. Bunu kapalı bir ortamda rüzgar almayacak bir yere koymamız gerekiyor. Çünkü henüz kökler toprakla bütünleşmedi. Bütünleşmediği için sağa sola yatmalar olur. Şu an ben bunu dış mekanda, evimin altında uygun bir yerde sergiliyordum. Ama bunu artık iç mekana almam gerekecek. Çünkü az önce de dedim, toprakla kök bütünleşmesi gerekecek. Dışarıdan bastırıyoruz. İyice bastırıyoruz ki destekli bir şekilde ayakta durabilsin. Bu bastırdığımız yerlerde oluşan çukurları da yine toprakla dolduruyoruz. Kullandığım toprak zaten gayet nemliydi. Ama yine adettendir. Can suyu vermemiz gerekecek. Can suyum da hemen yanımda hazır. Bakın toprağa suyu döktüğüm an hiçbir bekleme yok. Hemen olduğu gibi saksının dibine doğru hareket ediyor. Bu da toprağımızın ne kadar geçirgen olduğunu gösteriyor. Bu kadar can suyu da yeter. Şimdi elimizden saksının kenarına bulaşan çamurları da temizleyeceğiz. Ve saksımız yeni yerine, sunumuna hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar, bir paylaşımın daha sonuna geldik. Diffenbachia'da saksı değişimi, yavru ayırma olayı nasıl yapılır? Sizlere onu anlatmaya çalıştım. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.